Adayları da hemen. İki aday. Merhaba Bodrum Gündem takipçileri. Bütün renkler bizim, çok güzel bir slogan. Herkes bir arada. Görünen fotoğrafı özellikle buradan başlattım canlı yayını. Bu fotoğraftan görmelisiniz ki bundan sonra kim kazanırsa kazansın Cumhuriyet Halk Partisi kazanır ilkesi doğrultusunda hareket edileceği belli oldu. Başar Başkan'ım halkımla birlikte beraber yan yana, zaten olması gereken de bu diye düşünüyorum. Çok güzel bir sınav veriliyor ve bu sınavı bence Bodrum CHP geçti. Burada seçim ortamında gerçekleşiyor. Buna katkı koyan herkese teşekkür etmek lazım. Biz de zaten seçim sloganımızı bütün renkler bizim diye belirledik. Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum örgütü bütün renklerle güçlü bir örgüttür. Kazanana hayırlı olsun. Burada demokrasi şöyle ne yaşanıyor? Takdir delegenin, sonra hep beraber çalışacağız. İşte bu kadar. Sağ olun. İşte bu kadar. Halkım değil mi yani? Bütün renkler bizim yani. Başar Başkanı bizim yol arkadaşımız. 5 ay 6 ay sonra yerel seçime gideceğiz. Yerel seçimde yine el ele kol kola birlikte. Tabii ki birlikte hareket edeceğiz. Partide görevler alınır. Zaman zaman görev değişimi olur. Bazen devam edilir. Her zaman bizim abi kardeşliğimiz, yol arkadaşlığımız, ömür günler dahil. İşte herkese örnek olsun. Budur. Teşekkürler. Bu görüntüyü verdiğiniz için. Evet, oy verme işlemi devam ediyor. Kaç gibi başladı? 5.30-6 civarlarında başladı. Görünen şu ki saat 8-8.30'a kadar sürecek. Çünkü kuyruğa bakar mısınız? Daha oy kullanacak bir sürü kişi var. Dışarıda bekleyenler var. Burada kuyruktaki kişileri de görüyorsunuz. İki sandıkta oy kullanılıyor. Ve sekiz buçuğu bulur diye düşünüyorum. 8'den önce bitmeyecek kesin zaten oy kullanma işleminin. Tabii olur. Evet, olur. Evet, oy verme işlemi devam ediyor. Evet, Tuna da burada. Tuna, kolları sıvadın. Neler söyleyeceksin? Birincisi şunu söyleyeceğim. Hakikaten bütün renkler bizim anlayışını her ikiniz de çok doğru bir şekilde verdiniz. Bunun için bir kere bir Bodrumlu olarak, bir Bodrum'da hayata soldan bakan birisi olarak teşekkür ederim sizin ikinize de. Yani o barış ortamını tamamladığınız ve birlikte o mesajı verdiğiniz için bu çok önemliydi. Çünkü artık ona ihtiyaç var, kavgaya değil. Cumhuriyet Halk Partisi ve demokrasinin beşiğidir biliyorsun. Bizim kongrelerimiz şenlik şekilde geçer. Bir kavga, bir ayrışma, hiçbir şey olmaz bizim kongrelerimizde. Bu iş taraftarlık gibi olmaz, futbol taraftarlığı gibi olmaz. Burada herkes bir şeyi tercih eder. Sadece kimin daha iyi yapacağını, partiyi kimin daha ileriye taşıyacağının iddiasıdır buradaki olan şey. Gördüğün gibi abi delegelerimizin tercihlerini yapıyoruz. Harika, harika. Başar Bey, buraya gelir misiniz beraber bir insanlar görsünler. Bodrum Cumhuriyet Halk Partisi işte bu. Yani kol kola, el ele, göz göze, yürek yüreğe gelecek için, Türkiye'nin güzel yarınları için mücadele etmeye devam edecekler. Ha, bugün kazanan kim olduğu çok fazla önemli değil. İkisi de kazanmış olacak. İşte önemli olan Türkiye'nin kazanması ki bunu çok önemsiyorum. Helal olsun size. Eminim ki ikimiz de eminim ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet etmek için mücadele ediyoruz. Bu işin kazananı kaybedeni yok. Beraber yola yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte. Yani kimin kime oy verdiği de önemli değil. Kazanan kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Evet, buradan Türkiye demokrasisine örnek bir tablo sergiliyoruz açıkçası. Bizler istiyoruz ki gençlerin siyasette aktif olmalarını, nasıl bir gelecek istiyorlarsa onu var etmelerini. Bu yolda genç kardeşlerimi de bizler gibi mücadele etmeye davet ediyorum. O zaman olacak ki Türkiye çağdaş yarınlarını hep beraber inşa etmiş olacağız. İşte budur. İşte budur. Çok teşekkürler size. Her ikinize de çok teşekkür ederim. Evet, bir yurttaş olarak gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu barış ortamının sağlanması çok çok önemliydi. Evet, bence bu kongrede en iyi konuşmayı yapanlardan bir tanesi, kadınlar adına en iyi konuşmayı yapanlardan bir tanesi Umut Hanım'dı. Umut Hanım zaten enteresan bir, benim çok eski arkadaşım ama enteresan bir insan. Ben deprem bölgesinde birlikteydim onunla. Hiç parti ismi bile gözetmeksizin o kadar kişiye hizmet verdi, o kadar kişiye malzeme götürdü ki o zaman da canlı yayın yaptık zaten, anlattık sizlere. Helal olsun demekten başka bir şey elimden gelmiyor. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor seçim?
Valla güzel. Güle oynaya güzel bir kongre süreci geçiriyoruz. Ben konuşmamda da söyledim zaten. Hangi aday kardeşim, onlar çünkü yaş olarak benden küçükler. Hangi aday kardeşim kazanırsa onlardan tek istediğim örgütü toparlayacak. Gençlik koluyla, kadın koluyla bir örgüt bütünlüğü içinde çalışacak bir ilçe yönetimi istiyoruz. Tek istediğim bu. Barış içinde değil barış mi? Barış içinde. Tabii ki yani biz sonuçta aynı partinin içerisinde ne için mücadele veriyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için mücadele veriyoruz. Bunu da el ele kol kola, üzüntümüzü, sıkıntımızı, sevincimizi, neşemizi nasıl ailemizle paylaşıyorsak, o da bizim ailemiz. Aynı duygularla parti içinde de her şeyi birlikte paylaşmalıyız, yaşamalıyız. Ben her iki adaya da başarılar diliyorum. Tabii ki herkesin gönlünde yatan bir aday muhakkak olacak. Şimdi bana az önce dışarıda işte bunu soranlar oldu. Konuşmamın bir yerinde vardı aslında da orada söylemedim ona. Ben Kanarya Sevenler Derneği Başkanı falan bir aynen öyle. Çok Cumhuriyet Halk Partisi siyasal bir kurum. Dolayısıyla kadın örgütü de bu siyasal örgütün bir parçası. Sonuçta biz siyaset yapıyoruz. Biz siyaset üretiyoruz. Onun için taraf, tabii ki taraf demeyelim buna. Parti içinde partili kişiler arasında taraftarlık olmaz. Ancak partide, partilaşlık ve yoldaşlık olur ve burada herkes yol yürümek istediği arkadaşını seçebilir. Bu taraftarlık değildir, adamcılık değildir. Benim hep 4 yıldır anlatmak istediğim aslında buydu. Görüş olarak, yol yürüyebilme kapasitesi, refleksi olarak herkesin gönlünde biri vardır muhakkak. Bizim de var ama tabii ki sonuç ne olursa olsun. 4 yıldır verdiğimiz mücadeleyi ilçe başkanının kim olduğu değil, kadın örgütüne, gençlik örgütüne nasıl kucak açacağı ve nasıl birlikte yol yürüyeceği önemli bizim için. Yoksa kişiler gelir geçer, asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bizler hepimiz gidip geleceğiz ama bu parti ilelebet atamızın bize mirası payidar kalacak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Umut'un söyledikleri çok önemli. Adı gibi Umut var bu işte. Onu özellikle söylemek isterim. Oy verme işlemi bu arada devam ediyor. Bir yandan da biz mikrofonu hazırlamaya çalışıyoruz ki böyle minik minik röportajlar yapalım sizlerle. Sizlerle halkın neler düşündüğünü, Cumhuriyet Halk Partililerin neler düşündüğünü sizlere aktaralım. Bir yandan mikrofonu hazırlamaya çalışıyorum. Onun için böyle kesik kesik geliyor. Sanırım ses iyi geliyor. Eğer sesle bir sorun varsa bana iletirseniz ben de düzeltmeye çalışırım en azından. Şu andaki ortam iyi gibi gözüküyor. Evet, kamerayı ben şimdi Çiçek Hanım'a veriyorum. Çiçek Hanım da yapıyor. Reklam isten de Fatih abi. Olmaz ki böyle. Yani canlı yayında bunu söylememeliydin. İyiydi. Valla şu anda canlı yayında beni ezdin yani. Hanımın yapar diyeceksin. Hanımın benim için kadınlar her şeyin toplanması lazım. Yani herkesin emeği ayrı. Öyle bir kadın erkek yani ayırmak yok. Pozitif ayrımcılığa da ben karşıyım. Kadınlar güçlü. Kadınlar her zaman gereğini çatır çatır alırlar erkeklerden. Hiç öyle zayıf mayıf değiller. Bunu söyleyeyim yani. Bunu canlı yayında göremezsiniz. Zayıf olanlar. Şimdi kadınlar konusunda hep aynı şeyi konuşuruz. Kadınlara biz böyle ayrıcalık, pozitif ayrıcalık falan diyor. Onların öyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Onlar zaten önde. Onlar biz insan oluyoruz. Kadın insan. Daha ne diyeyim? Vergesi. Değil mi? Bak oradan geliyor. Bak. Erkek olarak ben insan oldum. İnsan kadın. Çok nasıl olur seçim nasıl görüşler? İnşallah hayırlı. Ortam da çok iyi. Ortam da çok güzel. İki adayımızın da böyle bir şey var. Güzel, sağlıklı, daha sabit. Delege duruyorlar. Hem iş dünyasında hem siyasette hep böyle aklımıza Bodrum kazandı. Evet. Türkiye. Ben Türkiye. Cuma'da. Beyser kazandı. Evet. Hayır. Çok iyi.
Kafam çıktı mı? İyi bir kafam çıktı ama. Onu iyi anladım. Yenende mavi taraf oluyor. Açıkta veririm diyorsun. Evet. Hasta ettik.
Bak çocuk gibi. 10 dakikadaki günde 5 kişiye oynadık. 10 saatte de şimdi bu adamın geçen hafta ağrıdaydı çünkü onlara bakıp kapandı. Çok yoruldu. O da çok yoruldu. Ben de çok yoruldum. Ben giderken de dedim siyaseti zirvede bırakacağım dedim. Ağrı zirveye çıktım geldim. Bakalım bu dönem yönetimleriyiz. Seçilecek arkadaşlara hayırlı olsun. Bizim partimizin kaybedeni olmaz. Kazananı olur. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi. Kazanan Anadolu ve Rumeli Müdafaa Yurtu Cemiyeti ruhudur. Kimse de korkmasın. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece. Devamlı. Paylar kalacaktır. Biz her şeyin farkındayız. Her şeyin de denetlemeye devam ediyoruz. Her şeyin dedektiflik grubuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bizim partimiz kazanılacak arkadaşlar. Şimdiden devam edeceğiz. Bir yere bıraksın. heyecanla çalışarak önümüzde daha yaşanılır bir bodrum tesis edecekler. Buna da emek verdiyse, katkımız olduysa ne mutlu bize. Kapattınız mı? Hayır, kapattınız. Hayır, yüzünüze baktım öyle şimdi sert söylemler var ya. Hadi, çok enteresan. Hadi şöyle tanımlayalım. Ama yani yüzünüze bakınca kavgacı çok enteresan. Yıllar önce Sezgi Şanlıurfa, Enis Berberoğlu Beşiktaş'a geldiklerinde sunum yapıyorlardı. Ben de onları böyle can kulağıyla dinliyorum. Sezgi Bey bana abi diye hitap eder. Abi dedi, hayır, ne yapıyorsun? Sen bakıyorsun.
O zaman bir tek ben değil demek ki. Şaşırtmadım. Mesajım da demek ki böyle bir şey var. Belki de bunun siyasetin ciddi bir suratla yapılması gerekli. Siyaset çok ciddi bir iştir. Bence de. Ama çok güzel gülüyorsun. Hadi. Çok teşekkür ederim. Son olarak Bodrum'dan ülkemize gelecek alan kalmadı. Bizi yanıltıyorlar. İşte 50-60 başkanımız ülkemize gelecek alan var diyor. Bana %10 50-60 ülkemize gelecek alan göstersinler. Basmaya yer kalmadı. Siyaset, Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti bunu da çözmeli. Toplum önderleri olarak hepimizin buna katkı vermesini istiyoruz. Yaşadığımız bu yerlerde denize ulaşımımızı mutlak ve mutlak sağlamalıyız. Çok çok haklısınız ve doğru bir şey söylüyorsunuz. Bir şey söylemem lazım, bir mola verin. Ses yok, buralarına ses var. Ses gelmiyor mu acaba? Bir Taner Bey bir daha bir mesaj atabilir misiniz? Ses yok diye, var mı yok? Ses var şu an. Şu anda ses yok mu? Azaldı biraz. Taner Bey acaba veya başka bir izleyenimiz ses konusunda bize bir bilgi verebilir mi? Hype TV'de çıkıyor musunuz? Hype TV'de. Facebook'ta, Instagram'da ve bodrumgundam.com. Harikasın. Fatih'i tanımıyorsan bana. Fatih Bey çok mutlu oldum. Fatih. Eyvallah. Evet, biz bir yandan ses kontrolünü yapalım. Ne zaman alarsan onun bir yere ne kadar alması ekletelim. Döneceğiz, döndük, gelecek, gidecek, çok 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 döndük. Bak basit bir işte kaldırılacak. Ne? Projeni inanılmaz bir ne? Uzaklaştıkça el mikrofonundan gelmiyor. Ha, uzaklaştıkça tamam. Biz ona göre organize oluruz. Tamamdır. Olabildiğince yakın olmaya çalışacağız. Şimdi yine Sıra
gayet demokratik bir seçim olarak ilerliyor şu anda. Delegelerimizin, yani 400 aşkın delegemiz var. 400 aşkın delegemizin karar verildi. Bugün buradan yeni başkanımız belirlenecek. Mevcut yönetimde biliyorsunuz Başar Başkanımız tekrardan adaylığını koymuştu. Onun karşısında Tuna Ahmet'e ilçe başkanı adaylığını koydu. Ben buradan seçilecek ilçe yönetimin Bodrum'a, partimize bir hayırlı olmasını diliyorum şu anda en baştan. Yaklaşık olarak herhalde bir 2-3 saat sonra neticeleri almaya başlarız. Yeni seçilecek olan yönetim veya devam edecek olan yönetim bir an önce bizim genel seçimde yaptığımız hatalarının bir muhasebesini yapmalı. Bu muhasebe sonucunda önümüzdeki seçimlerde ne tür bir aday belirleme politikası izleyeceğine bir karar verilmeli. Partinin kabul edeceği sandıktan da özellikle söylüyorum sandıktan çıkacak adaylarla beraber hem genelde yeni bir politika tarzı izleyip hatalarımızdan da ders alarak inşallah önümüzdeki dönemlerde hem yereldeki başarımızı devam ettireceğiz, oy oranlarımızı yükselteceğiz ve her üyemizin takdirini kat ve kat artarak göreceğimiz bir yönetim anlayışı sergilemeyi hedefliyoruz. İlçe yönetim de bunu hedeflemeli. Ayrıca da hatalarımızdan ders çıkarıp genel seçimlerde de inşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarla buluşturmayı düşünüyoruz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Seçilecek olan yönetime de ve yönetim kurumuna da şimdiden başarılar diliyorum. Bodrum'dan memleketimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ama senin de alayım koyalım. Sen de seçimdesin. Tam güzel bir seçim geçiyor. Demokrasi şöleni. Tuna abi ile beraber çok seçimlere girdik. Kazandık, kaybettik. Başarılar bulduk. Başarılar kardeşimle yine aynı şekilde. İki de arkadaşım, bir abim, bir arkadaşım. Partimize umarım hayırlı olur. Hangisi olsun diliyorum. Yani gençler yani genç başkan adaylar aslında. Yönetimleri de görmüştük. Genç umarım oğlumuza, partimize çok teşekkürler. Yani başarılarla hesaplı bu seçimin hani kaybedeni de olmayacağını düşünüyorum. Aynı fikir. Çünkü kazananın kaybedeni daha yani hemen böyle ardına çağırıp tekrardan önce yerel seçimler var. Bunlara nasıl hazırlanabiliriz? Neler yapabiliriz? Hep beraber arkadaşlar, dostlar, kanal olarak görmüş olmadan memleket edilmişiz zaten. Fark edilmişiz. Onları kardeşçe önümüzdeki süreçler bu şekilde ilerlerdi. Abi senin dinleklerine kesinlikle altına imza mı atalım? Numan abi sen kaçıp kaçıp duruyorsun Atatürk'ün onu. İlla ki Atatürk'ün onu. Sayın sevgili Fahri, şimdi siyaset ve yaşam var. Siyaset varsa yaşam var. Yaşam olunca siyaset içinde başarı vardır. Özveri vardır. Mücadele vardır. Örgüt vardır. Siyaset demek örgütle başlar. Tabii Bodrum siyasetinde biraz ben bir bağımsız uluslararası olarak gönlüm zaten CHP'de ve sabahtan önce buradayım. Özgür'ün de elinden yerine yapmaya çalışıyorum. Tabii ki benim Başar zaten kardeşimle. Yalıkova biz yönetimdeyken zaten üye yapanlardan birisiyiz Başar kardeşimizi. Ona da başarılar diliyorum kendisine de. Tuna kardeşimle de aynı şekilde. Çok sevdiğim, yıllarca oturup sohbet ettiğim, değer verdiğim kardeşim. Ben her ikisine başarılar diliyorum. Ama tabii ki bizim önceliğimiz Bodrum. Bodrum siyasetini hayatta tutmam için ne yaptı? Şimdi kırgınlar vardı. Kişiseldir, o kişiseliği bireyselleştirmeden bunu bir şekilde oturup bizim ilçe yönetim arkadaşlar. Bundan sonra bu yönde inşallah seçimden sonra yeni bir yönetim bundan hemen şu anda başarılar tuttur. Ve onların da yapacak ilk iş, ben şu anda bağımsız ve bugüne kadar bekliyorum. Yarın seçilen bir ilçe yönetiminin göreve başladığı an ben ilk rozetin orada kalıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar çatı altına geçmem için kendim dönmek için hayallerini kuruyorum. Umuyorum inşallah hani şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi bir sosyal demokrasi bir şeydir. Sandıkta da inşallah hani böyle hak eden kazanır. Hak eden kazanınca da Bodrum Cumhuriyet Halk Partisi daha güzelleşir. Daha bir iyi bir örgüt, daha iyi bir yönetimle biz buradan bu ateşi yakıp inşallah ilden il genel merkeze kadar bu işleri düzeltip yani ilk kere bir partili olarak iktidar olmak bu Türkiye Cumhuriyeti'nde. Türkiye Cumhuriyeti'nde ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını istiyorum. Ve gecemiz ne kadar eskiden olduğu gibi bugün de yarın mücadelelerim her zaman ne yapılması gerekiyorsa yapmak için
kendi adıma ben burada sözümü veriyorum ve tekrar söylüyorum, bu seçilecek her iki arkadaşımıza da ben yönetim kuruluyla beraber hangi hak ederse o kazansın diyorum ve yeni görevimde de kazanacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Bodrum bizim Bodrum'umuz. Bodrum'umuz her zaman Cumhuriyet Halk Partisi de daha güzel olmalı. Ben tek dilek temennim budur. Burada teşekkür ediyorum size. Eyvallah. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, bakalım başka kimse var mı o tarafta? Var mı? Ben 2019'da seçim Ön şey yok, canlı yayınlısınız abi. Bak bizde sansür yok. Evet, neler söyleyeceksin? Çiğdem, yardırdı. Ben de yardırayım madem öyleyse. Aslında ben de kürsüde konuşacaktım fakat ortamı germenin bir anlamı olmadığını düşündüm. Çünkü benim içimde de böyle fırtınalar kokuyor. Neden kokuyor? Ben bu belediye seçiminden başlayan süreçte bir toplantı istemiştim. O toplantılar yapıldı. Ben delegenin de çarşaf listeyle belirlenmesini ve herkesin özgür iradesiyle delege olmasını istemiştim. Fakat gelinen noktada bunu sağlayamadım. 15 gün kadar bu inatla savaştım ama olmadı. Ne yazık ki olmadı. Onun için bir adım daha geriye gittim ben. Öndeydim. Aslında bir aday daha çıkmasını istiyordum. Üçüncü bir aday daha olmasını istiyordum. Bu konuda da arkadaşlarımla da görüştüm aslında. Çıkartabilir miyiz üçüncü bir aday daha? Bu kadın bir kadın adayı olsun. Fark yaratsın. Tamam seçilmeyebilir. Ama en azından oradan hem kürsüde konuşma olanağını bulmuş olacak. Hem de içimizden geçenleri anlatacak. Demokrasi nasıl olur onu anlatacak aslında. Bu seçimin de çarşaf listeyle girmesini isterdim. Çok doğru, ve orada da önerecektik bunu. Aslında aday çıkarmış olsaydı. Ama zaman kısıtlıydı. Bir araya gelemedik. Bir sürü şartlar. Siyasette bunlar söylenir mi? Hayır. Mazeret değildir şimdi. Şartlar yaratılabilir. Ne yazık ki bizim gibi düşünen insanlar bir araya gelemeyiz. Ondan kaynaklanıyor bazı şeyler diye düşünüyorum. Bizde de suçun olduğunu düşünüyorum. Karşıyız, karşı. Ha. Her şeye karşı. Ama değişim olsun, hani yukarıda değişim olsun derken aslında aşağıda değişimi başlatmak durumundaydı. Eğer biz aşağıda o değişimi delegeden başlatabilseydik, çarşafla gidip mahalleleri örgütleyebilseydik, bugün daha başka şeyler olurdu. Aslında o çok güzel bir bu Bodrum'dan başlamış olsaydı var ya, harika olurdu. Ben bunu mevcut ilçe başkanına da önerdim. Dedim ki eğer bunu yaparsanız siz burada bir çığır, efsane olursunuz ve oradan hiç inme edebilirsiniz. Eğer bu çarşafı yaparsak mahallelerde. Ama bir şey söyleyeyim size, çarşaf listeyle seçimin nasıl olacağını bilmiyorum. Unutmuşlar. Unutmuşlar ne yazık ki. Biz eğitimci olarak bunu anlayacağız. Öğrettik orada da. Eğitimci olarak da bir de bunu öğretmemiz gerekiyormuş. Eğitim komisyonuna bu konuda bir öneride bulunacak. Eğitimlerin içinde çarşaf listemesi oldu. Onun eğitimini de öğrensinler diye düşünüyorum. Valla iki adaya da hayırlı olsun. Diyecek bir şey bu kadar yani. Ne diyebilirim? Söylenince söylenir. Söylenir ben evet. Daha ötesi var. Yok. Ötesi yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi çiçeği burnunda başkan. Sizde de çok güzel bir seçim vardı. Neler düşünüyorsunuz? Genç kardeşim o zaman biliyorum. Daha önce benim yönetimdeydi. Birlikte iyi bir yarış yaptığımızı düşünüyorum. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi her zaman böyle olacak. Birlik beraberlik içinde inşallah önümüzdeki yerel seçimlerinde başarılı olacağımızı düşünüyorum. Yerel seçimde, Minas için de o. Evet. Bizim için de var. Herkes için zor. Valla şimdi birlik beraberlik için hareket ettiğim zaman yatağında seçim almak çok zor. Tabii belli stratejileri belirlemek lazım. Çalışmaları şimdiden başlamalıyız ki yerel seçimlerde başarılı olabilir. Hayırlı olsun, kolay gelsin. İşiniz zor birazcık. Ablamın özellikle canlı yayını almamın nedeni şu, geçmiş dönemde
sıkı kabinetin başkanlığı yaptı. Neler söylüyorsunuz son dönemdeki çalışmalarla ilgili ve bu seçimle ilgili? Partimiz bir yarım. Partimiz her zaman için çalışmalı, örgütlü bir şekilde yapmıştır. Benim zamanımda biz kadın kurulları olarak çok güzel çalışmalar yapmıştık. Şimdiki kadın kurulu başkanlığı çok güzel çalışmalar yapıyor. Bir çalışmamız da öyle. Bize çok çalışmalar gayet güzel yapıldığını düşünüyorum. Yeni seçilen ilçe başkanımız. Özellikle ben kendi adıma söylüyorum, çok özlemişim böyle toplantıları, partilerimi görünce, kardeşlerimi görünce çok güzel oldu. İki kişi çok güzel bir yarış çıkardı ve sonuç olarak kazanan partimiz ilk senede kayıtlı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Neyseler. Gençleşmiş. Biraz yaşlı. Saçlar beyaz. Şimdi Veysel abiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmak biraz riskli. Evet, bence de riskli. Ama ben bu riski üzerime alıyorum. Bir yerden güzel bir şey var. Barış ortamı için güzel, çok güzel bir şey. Ama diğer taraftan barış zemini bir barış. Herkesi sahte pozisyonuna almış. Kim hangi delegeyi destekleyeceğini karar verir. Evet. Karar vererek. Evet, son ona karar vererek. Yani zaten seçim sembolik bir seçim olmaz. Ama yine de bir başka şey ortamı var. Barış ortamı var. Yalnız eksik olan tek bir şey var. İdeolojik hiçbir ortak yok. İki adayın birbirine ilişki daha sağ ve daha solda diyebileceğiniz bir imkan yok. Kişiler üzerinden göreceğiz seçim. Ama bu 10 yıllık yılların emeği olduğu için benim gözümde sanki bunun işi daha çok kazandı. Ama hangisi kazanırsa kazansın. Özellikle bunu sormak istedim sana. İdeolojik konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir sorun. Yani çok önemli bir sorun. Vardı zaten ve o sorun hala devam ediyor. Kimliğini kaybetmiş, kimliğini vermiş. Hiçbir durumun tanımlarsı ve başarısızlıkla baktan sorun sorudan tanımlarsı. Arkadaşlar şu anda uçak nedir? Sağcıklar nedir? Çakma sağcıklar. Özellikle çünkü eğer ben sağlıyorsam normal sağlıklar veririm. Yine çakmasıdır. İyi mi? Ve bu girişimde çok fazla dışarıdayım. Yani sosyalistler için de bir şey geçerli. Yer bulmaya çalışıyor sosyalistler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında yer almak istiyor. İstemiyorlar, gidiyorlar, sağlıklarına yapıyorlar. Evet. Bir sorun var değil mi? Ortada bir sorun var. Sorun yukarıdan aşağı doğru. Aşağıdan doğru sorun zaten yukarıda eğer bir şey gözükürse aşağı yansıması da doğru. Bence bu mevcut genel merkez yönetiminin hızlı bir şekilde dönüşmesi, değişmesi lazım. Başka türlü bir partide iktidar olmak. Parti seviyesinde. Evet, parti. Bu partinin iktidar olma şansı yok. 25 puan, %25'e çakılmış kalmış bir parti. Aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç elde etmek mümkün değil. O nedenden ötürü genel merkezin tüm kadrolarıyla beraber değişip daha soğuktan, daha ideolojisi belli olan, daha nitelikli bir tüzükle beraber, bir programla beraber halkın karşısına yerine çıkıyoruz. Zaten başka bir soruna gerek var. Bunu yaptıktan sonra zaten iktidar olma şansımız var. %25'ten bir puan yukarı çıkarıyoruz. Sanmasın ki Kemal Kılıçdaroğlu kendisi 13 puan, 23 puan daha fazla aldı. Hayır. Kılıçdaroğlu'nun aldığı oylar %25. Gerisi tamamen... Hedefleri sosyalistler verdiği için. Evet. Tabii tamamen Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin oylarını da oylar. O oyları Kemal Kılıçdaroğlu kendi oyları çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, yayınımızı burada kesiyoruz. Biraz sonra, yani artık bir saat sonra, bir buçuk saat sonra ama sandıklar açılmaya başladı. İki sandık var. Sandık sonuçlarını biz de size yine canlı olarak vermeye çalışacağız. Sanıyorum 8'de tekrar yayına gireriz diye düşünüyorum. 8-8 buçuk gibi. Hazırlıklı olun, bekleyin bizi. Saat 8-8 buçuklar canlı yayında sonuçları size vermeye çalışacağız.